restorana Topsy. Ben de gelebilir miyim? Çocuğa elbisemi giyerim. Aa, bu akşam olmaz Topsy. Hem sizin için de özel bir akşam, unuttun mu? Aa, evet. Bu akşam Tim'le yataklarımızı değiştiriyoruz. İlk defa Tim üstte ve ben de alt katta uyuyacağım. Anne, baba, bakın bana. Alt ranzadayım. Bakıcınız gelmiştir. Ben açarım. Tim, bakıcımız gelmiş. Yavaş ol Topsy. Ben kapıya senden önce geldim. Gelen kim olabilir ki? Merhaba. Merhaba. Daniel, girsenize. Merhaba Topsy. Merhaba. İşte geldik Daniel, eşyalarını unutma. Bay Fishwick yan evde oturuyor. Torunu Daniel, evet, bu tamam. Akşam ilk defa peki. Bize bakacak. Merhaba. Hırkını alayım mı? Harika. Çok teşekkür ederim. Ben yaparım. Onları hallettim. Harika. Sonra çocuk bakmayı seviyor musun Daniel? Çocuk bakmaya bayılırım Topsy ve Tim. Tim ve Topsy ile tekrar Daniel daha isterim. Önce çok bakıcılık yapmış. Olmaz. Size de o bakacak. Çocuklara baktığın için çok teşekkür ederiz. Merhaba Bay Fishwick. Merhaba. Nasılsınız? Tamam, gideyim, sonra görüşürüz. Güle güle dedeciğim. Güle güle. Güle güle. Sen dönene kadar uyumak istemiyorum anne. Ah Topsy, lütfen her zamanki gibi yat. Daniel'i üzme. Döndüğün zaman bizi yeni yataklarımızda görmeye gelir misin anne? Tabii gelirim Tim. Oh. Daniel, ikizler bu akşam ranzaları değiştirecek. Ne güzel. Ben üstteyim. Ben de alttayım. Harika. İkiniz de uslu durun. Bir şey gerekirse numaramız sende var, öyle değil evet, mi? Evet, evet. Merak tamam. Etmeyin. İyi sonra eğlenceler. Görüşürüz. Babaya birer öpücük. Hadi görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. Sen gelene kadar uyumak istemiyorum anne. Unutmayın, ben üstte yatıyorum. Tamam. Güle güle. Ayakkabıların çok güzelmiş. Ah, teşekkür ederim. Çok hoşlar. Bunlar en sevdiklerim. Şuna bakın. Tamam. Hadi bakalım yataklara. Aa! Genelde yatmadan önce süt içeriz. Ve kurabiye yeriz. Hadi o zaman sütlerle kurabiyeleri bulmama yardım edin. Bu taraftan. Süt buzdolabında. Daniel çok iyi biri. Komik ayakkabılarını giymesi için Topsy'ye verdi. Hadi yatağa. Sanırım birileri çok yorulmuş gibi. Daha değil. Bazen annem yatmadan önce bilgisayarla oynamamıza izin veriyor Daniel. Gerçekten mi? Bence bilgisayarı açmamalıyım ama çantamda bir tabletim var. Bir bakayım. Topsy, ben hemen yatmak istiyorum. Üst katta uyumak istiyorum. Biliyorum. Ama ben de annemle babam gelene kadar uyumak istemiyorum. Tamam. Tabletinde hiç oyun var mı? Oyunlar ve hikayeler var. Bazen de Fransızca çalışmak için kullanıyorum. Fransızca nedir? Fransızca, Fransa isimli ülkede konuşulan dilin adı. Fransızlar merhaba yerine bonjour der. İyi geceler yerine de bon uyu. Hadi yatağa uykucular. Hadi. Bon uyu. Bonjour. Bon uyu. Bon uyu. Bu ayağımdakilerle yukarı çıkabileceğimi sanmıyorum. Ah evet. Dişlerimizi fırçaladık. Sonra Daniel yeter dedi. Yeter. Şimdi güzelce çalkalayın. Hadi bakalım bol suyla. Aferin size. Hadi bakalım Tim. Burnuma kaçtı. Cidden mi? Olamaz. Biraz ıslandım. Üstün tamamen ıslanmıştı. Çıkarıp kuru pijama giymen gerekiyor Tim. Gel bir bakalım. Dolapta olacaklardı. Daniel bana kuru pijama bulamadı. Bu yüzden Tim benimkilerden birine giymek zorunda kaldı. Tamam. Kim yatağa daha hızlı girebilir? Ben. Hadi bakalım. Hadi Tim. Ben kazandım. Hayır, ben kazandım. Bence beraberesiniz. Üste olmak tuhafmış. Altta olmak da öyle. Masal anlatır mısın Daniel? Seve seve. Tabletimde çok güzel bir tane olacaktı. Hazır mısınız?
dinleyin. Bir zamanlar bir prenses varmış. Kraliçe annesi ve kral babasıyla yaşıyormuş ve bir sürü evcil hayvanı varmış. Ve prensle prenses evlenmiş. Ve sonsuza mutlu yaşamışlar. Bon uyu Topsy ve Tim. Unutmayın, bu Fransızca iyi geceler demek. Bon uyu Daniel. Bon uyu Topsy. Gece lambası açık kalabilir mi lütfen? Tabii kalabilir Tim. Bon uyu. Teşekkür ederim. İyi geceler Topsy ve Tim. Tim, hala uyanık mısın? Evet. Ya sen? Evet, annem gelene kadar uyumayacağım. Sence gelmelerine daha çok var mı? Günaydın uykucu ikizler. Sabah olduğunda. Uyan Topsy. Annem beni Topsy sandı. Ben Topsy değilim. Oh. Tim'im. Oh. Unuttun mu yatakları değiştirdik. Artık ben üstteyim. Neden Topsy'nin pijama üstünü giyiyorsun? Aa, benimkinin üstü ıslandı. Daniel bana kuru pijama bulamadı. Günaydın anne. Günaydın. Yatakları değiştirmek hoşunuza gitti mi? Evet. Evet. Bonjour anne. Bonjour anne. Bonjour mu? Oh, şimdi de Fransızca konuşmaya mı başladınız? Bonjour merhaba demek. Daniel öğretti. Oh. Daniel bize yine bakabilir mi anne? O çok iyi biri. O zaman annem dedi ki... Evet. Evet. Daniel size her zaman seve bakacağını söyledi. Evet. Daniel size her zaman seve bakacağını söyledi Topsy ve Tim. Yaşasın. Hadi giyinin ikizler. İşte annem böyle dedi. Bunu mu? Belki şunu, belki de bunu. Al evet, bakalım. Evet. Bunu giyeceğim. İstersen bunu dene. Merhaba. Hafızanız güçlü müdür? Bugün neler yaşadığımızı hatırlayabilir misiniz? Topsy ve Tim'in hafıza oyununa hoş geldiniz. Hadi oynayalım. Bugün Topsy ile ben yatakları değiştirdik. Kim'in üst ranzada yattığını hatırlıyor musunuz? Topsy miydi? Yoksa Tim mi? Cevap bulutun arkasında. Bildiniz, cevap Tim. İzleyin. Tim, hala uyanık mısın? Evet. Ya sen? Evet, annem gelene kadar uyumayacağım. Sence gelmelerine daha çok var mı? Günaydın uykucu ikizler. Sabah olduğunda. Uyan Topsy. Annem beni Topsy sandı. Ben Topsy değilim. Tim'im. Oho. Unuttun mu? Yatakları değiştirdik. Artık ben üstteyim. Tebrik ederiz. Çok eğlenceliydi. Görüşürüz. Yumurtalarınızı mutfağa dikkatli taşıyın Topsy ve Tim. Bugün okulda çok eğlendik. Kağıt ve yapışkanla dinozor yumurtaları yaptık. Aslında benimki triceratop yumurtası. Aa, seninki hala diplodokus yumurtası mı? Evet. Yumurtadan diplodokus dinozorus yavrusu çıkacak. Oo. Bayan Maple'in anlattığı gibi tıpkı yılanlar ve timsahlar gibi. Hadi mutfağa gelin, masanın üstüne koyun. Hadi bakalım. Ama yumurtanın sıcak, rahat bir yuvaya ihtiyacı var.
Ah, bugün yumurtalar hakkında çok şey öğrenmişsiniz değil mi? Aferin size. Kim meyve suyu ister? Ben isterim anne. Ben getireyim. Aa, teşekkür ederim Tim. O zaman ben de bulaşıkları yerleştireyim. Aa, ne kadar büyük bir yumurta. Teşekkür ederim Topsy. Tim. Topsy. Bir fikrim var. Ne? Gerçek bir yumurtadan yavru çıkarabiliriz. Hiç sanmıyorum. Şuna baksana. Annem yumurtaları marketten alır. Onlardan yavru çıkmaz. Çünkü dolapta çok soğukta duruyorlar. Brrr. Bu büyük yumurtaya sıcak bir yuva yaparsak yavru çıkabilir. Hiç sanmıyorum. Ben bir deneyeceğim. Sonra büyük yumurta için güzel, rahat bir yuva yaptım. Hadi bakalım yumurtacık. Hadi yumurtacık, civciv çıkar. Hadi, hadi. Belki hala yeterince ısınmamıştır. Bildiğim sıcak bir yer var. Sıcak havalandırmalı dolabımızda yavru çıkarabilirsin. Ben sana bakarım. Topsy. Yumurtam için rahat, sıcak bir yuva yaptım. Tim, kırıldığı zaman içinden gerçek bir tavuk mu çıkacak? Bilmiyorum. Belki tavuk olmaz. O çok büyük bir yumurta. Acaba içinden ne çıkacak? Masadan kalkabilir miyim lütfen anne? Evet, bitirdiysen kalk. Tabağını kaldırmayı unutma lütfen. Aferin sana, teşekkür ederim. Al bakalım yumurtacık. Çıktığın zaman yemen için sana güzel bir peynirli sandviç. Acaba ne olacaksın? Belki de bir dinozor yumurtasısın. Vah! Bakabilir miyim Tim? Aa, çok güzel bir yuva yapmışsın. Teşekkür ederim. Topsy. Belki bu yumurta bir dinozor yumurtasıdır. Ama bu bir sır. Yumurtadan çıkınca dinozor yatağımızın altında yaşayabilirsin. İkizler, banyo vakti. Şşt. Banyodan sonra dişlerimizi fırçaladık. Doğruca yatağa ikizler. Ben masal için hemen geliyorum. Sonra yine büyük dinozor yumurtamızı kontrol ettik. Hadi Topsy. Çatlıyor mu? Henüz değil. Oo. Ama bak. Eski bebek telsizimizi bu şekilde yuvaya koyarsak yavru dinozorumuz yumurtadan çıktığı zaman bizim odadan sesini duyabiliriz. İyi fikir. Topsy ve Tim, yatağa lütfen. Hadi, hadi, çabuk. Hemen yatağa yatıp dinleyelim. İyi geceler. İyi geceler anne. İyi geceler. Yatın bakalım. İyi uykular. İyi geceler anne. Thank you.
ses duyuyor musun Tim? Henüz değil. Ben de dinleyebilir miyim? Olur, peki. Bir şey duyuyor musun Topsy? Yumurta çatlıyor mu? Hiç ses yok Tim. Sıra bende artık. Teşekkür ederim. Dinleyip durduk. Ama bir şeyi duyamadık. Sonra sanırım uykuya daldık. Ta ki... Aa! Yumurta çatlamış Tim. Sanırım yavru dinozor yumurtasından çıkmış. Haydi Topsy. Hemen gidip bakalım. Topsy ve Tim, bu nedir biliyor musunuz? Evet anne, o bizim dinozor yumurtamız. Bizim evcil dinozorumuz olacaktı anne. Ama bunu buzdolabından almışsınız. Bu bir tavuk yumurtası. Bu iş hiç hoşuma gitmedi. Özür dilerim anne. Tamam, siz yatağa dönün, ben burayı temizlerim. Anne, Topsy'ye kızma. Benim fikrimdi ve o çok büyük bir yumurtaydı. Hayır. Ben de Tim'e yardım ettim. İkimizin fikriydi. Özür dileriz. Tamam çocuklar. Bu gece güzelce uyuyun. Bunu sabah konuşuruz. İyi geceler anne. Şimdi Topsy ve Tim. Buzdolabından aldığınız yumurtaları sıcak yuvaya koysanız da içinden bir şey çıkmaz. Hele hele dinozor hiç çıkmaz. Güzel. Çünkü evcil hayvan olarak dinozor istediğimi sanmıyorum. Ben de öyle. Biraz korkutucu olurdu. Yatağımızın altına da sığmazdı. Evet. O zaman annem dedi ki... Yeni evimizin de bir evcil dinozora yeteceğini sanmıyorum. Yeni evimizin de bir evcil dinozora yeteceğini sanmıyorum. Ama daha küçük bir hayvana yeter. Evcil hayvan istiyoruz anne. Evet. Dinozordan çok daha küçük olsun ama. Evet olur. Şimdi iyi geceler harika Topsy ve şahane Tim. İyi uykular. Anne. Hı? Tavşanlar yumurtadan mı çıkar? Hayır. İyi geceler. İşte anne. Böyle dedi. Bugün neler yaşadığımızı hatırlayabilir misiniz? Topsy ve Tim'in hafıza oyununa hoş geldiniz. Hadi oynayalım. Bugün Tim bir yuva yaptı. Yavru çıkması için yuvanın içine ne koydu hatırlıyor musunuz? Küçük ay tavşanı mıydı? Yoksa bir yumurta mıydı? Cevap bulutun arkasında. Bildiniz, cevap yumurtada. Tebrik ederiz. Çok eğlenceliydi.